Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok bilinen çorbalardan biri olan kıymalı arpa şehriye çorbası yapacağım. Bu çorbayı kıyması olarak da yapabilirsiniz tabii. Herkes kendi bildiği gibi yapıyor bu çorbayı. Ben de bilmeyenler için veya Emine de nasıl yapıyormuş bu çorbayı hadi görelim diyenler için tarifimi buraya eklemiş olayım. Bazen bu şekilde yorumlar geliyor. Daha çok bilinen yemek tariflerinden yayınlar mısınız diye. Ben de es geçmeden yayınlamaya çalışıyorum. Hemen yapımına başlayalım o zaman. Çorbayı yapacağım tencereye 2 yemek kaşığı sıvı yağ aldım. 1 yemek kaşığını tereyağı olarak da kullanabilirsiniz. 2 yemek kaşığı kadar da kıyma ekledim ve kıyma suyunu salıp çekinceye kadar kısık ateşte kavuruyorum. Kıyma kavrulduktan sonra 1 yemek kaşığı domates salçası ekliyorum. Biraz da biber salçası ekleyebilirsiniz ya da yarı yarıya kullanabilirsiniz. Ben bu sefer eklemedim. Biber salçası biraz acı geliyor çünkü çocuklara. Yerken biraz zorlanıyorlar. O yüzden sadece domates salçası ekledim. Salçayı da 2-3 dakika kavurduktan sonra şimdi 1 su bardağı arpa şehriye ekliyorum. Çorbamızın adı arpa şehriye çorbası ama yerine tel şehriye ya da yıldız şehriye kullanabilirsiniz. Şehriyeyi de şöyle bir karıştırdıktan sonra kaynar suyumu hazırlamıştım. Yaklaşık olarak 6-7 su bardağı kadar kaynar su ilave ediyorum. Suyu az eklemeyin çünkü bazı şehriyeler bekledikçe şişiyor ve artık çorba özelliğinden çıkıyor, sanki pilav gibi görünüyor. Tabii öyle seviyorsanız ayrı. Baktınız suyu az geldi, biraz daha ekleyebilirsiniz üzerine. Benim annem bu çorbayı yaptığında arpa şehriyeyi az koyar ve başlangıcında yağda biraz unu kavurur, o şekilde yapar. Hala o şekilde yapanları tabii görüyorum. Ama ben bu şekilde yapıyorum. Kaynayınca zaten şehriye kıvam aldırıyor. Ben un kullanma gereksinimi duymuyorum. Alışkanlığa bağlı, istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Evet, şimdi kaynamaya başladıktan sonra bu pişme aşamasına yakın bir tutam ince doğranmış maydanoz ilave ediyorum. Çorba piştikten sonra da ekleyebilirsiniz ama bu pişme aşamasında güzel bir lezzet veriyor. Evet, az önce tuzunu da eklemiştim. Maydanozu da ilave ettikten sonra 1-2 dakika daha kaynatıp ocağın altını kapatıyorum. Pişme süresi değişebilir bu arada. 10 dakikada da pişebilir, 20 dakikada da pişebilir. O yüzden tam süre belirtmiyorum. Bazı şehriyelerin cinsi farklı, az önce belirttim. Bekleyince şişebiliyor veya pişerken hamurlaşabiliyor. Buna dikkat ederek kontrollü olarak pişirebilirsiniz. Evet, çorbam hazır gördüğünüz gibi ve videomda bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Bu kısma kadar izlediyseniz izlediğinizi belli etmek için bir işaret bırakabilirsiniz yoruma. Çiçek, böcek, kalp, herhangi biri olabilir. Videomu beğenip paylaşırsanız sevinirim. Başka tariflerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.